İYİ Parti tarafında kriz devam ediyor, istifaların devam edeceği noktasında yeni görüşler var. İYİ Parti'de kriz büyüyor. Arka arkaya gelen istifalarla deprem yaşayan İYİ Parti'de istifaların devam edeceği ifade ediliyor. İYİ Parti'deki huzursuzluk 14 Mayıs genel seçimlerinde Meral Akşener'in milletvekili aday belirleme yöntemi ve aday tercihleriyle başladı. Akşener bir önceki dönemde milletvekili olan 36 isimden 25'iyle yollarını ayırdı. Listelerde İsmail Tatlıoğlu, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel gibi isimlere yer verilmedi. Cihan Paçacı, Bahadır Erdem gibi partinin kurucuları da arka sıralardan aday gösterildi. Küskünlükler kendini gösterdi. Kaybettik. Lamu cimi yok. Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Meral Akşener altılı masadan kalktı, tekrar oturdu. Seçimde oy oranı beklentinin altında kaldı. Partide eleştirel sesler yükseldi. Adayların belirlenmesinde Akçeli İşler'in rol oynadığı iddiaları gündeme geldi. Bunun üzerine 3. olağan kurultayda Akşener'in öfke krizi kendini gösterdi. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. Akşener 75 üyeden oluşan GİK'te de önemli oranda değişiklik yaptı. Cihan Paçacı, Şenol Sunat, Ahmet Kamil Erozan, Rıdvanus, Salim Ensarioğlu gibi partinin kurucuları yönetimde yer alamadı. Milletvekili listeleriyle başlayan, kurultayda doruğa çıkan kriz yerel seçim kararıyla depreme yol açtı. Akşener'in ve GİK'in 81 ilde seçimlere kendi adaylarıyla ittifak olmadan katılma kararı, istifaları da beraberinde getirdi. İYİ Parti'de önce Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sonra Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile başlayan istifa fırtınası, GİK üyesi Bahadır Erdem, 27. dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Ankara Milletvekili Adnan Beker ve Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan'la devam etti. 8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir biçimde bizi HDP ile eş güdüm haline getirerek gitti. Milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili herhangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı. Sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi. Çok üzüldüler. Bu isimlerin yanı sıra yakın zamanda başka milletvekillerinin ve parti üyelerinin de partiden ayrılacağı konuşuluyor. Sırada milletvekillerinden Ümit Dikbayır, Yüksel Arslan, Salim Ensarioğlu, Seyitan işsiz olduğu söyleniyor. Mevcut tablo İYİ Parti'nin 3'e bölündüğünü gösteriyor. 81 ilde aday gösterilmesini savunanlar, AK Parti ile hareket edilmesi gerektiğini belirtenler, CHP ile ittifak yapmadan seçime girmenin intihar olduğunu söyleyenler. Partisinden ayrılan milletvekillerine sitem eden Akşener, parti içindeki kayıp para iddiaları ile ilgili de konuştu. Buradan o dünkü sorulan sorulara veriyorum son bir cevap. Benim oğlumun, gelinimin, 4 kız yeğenimin, 2 erkek yeğenimin, kocamın, çocukluk arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle, ne AK Parti belediyesiyle, ne CHP belediyeleriyle, ne ilçe belediyeleriyle, ne il belediyeleriyle, ne de büyükşehir belediyeleri ile herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. İYİ Parti'deki kriz ileriki günlerde de devam edecek gibi gözüküyor.